Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı 17 Ağustos basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 3 Ağustos 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kademesi'nde dün itibariyle devir teslim törenleri icra edilmiştir. Görevlerini devralan komutanlarımızın yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine, silahlı kuvvetlerine, bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Görevlerini devrederek emekli olan komutanlarımıza ise şimdiye kadarki emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, uzun bir ömür temenni ediyoruz. Ayrıca 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Türk'üne yönelik zulme son vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. PKK-KCK, PYD-YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.405'e ulaşmıştır. Ayrıca başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 13'ü terör örgütü üyesidir. 3076 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4931'e yükselmiş. Yakalanan şahıslardan 245 FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138.011 olmuştur. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmayan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilmektedir. Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce oluşturulması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanması yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Somali gibi dost, kardeş ve müttefik ülkelerde başarıyla görev yapan Kahraman Mehmetçik, tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları dolayısıyla 12-16 Ağustos tarihleri arasında
Köstence-Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kanal Ada korvetimiz aynı zamanda halkın ziyaretine açılmış. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevine iştirak eden TCG Gökçeada, USS Gerald Ford Uçak Gemisi Görev Grubu'na refakat ve Sage Wolverine tatbikatı kapsamında ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS Normandy ile personel değişim eğitimi icra etmiştir. Bilindiği üzere, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun Eylül ayı başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca KFOR Komutanlığı Ekim ayından itibaren 1 yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır. Dünya genelinde ve özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki risk ve tehditler dikkate alındığında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ihtiyaçları, teknolojinin sürekli gelişimi ve değişen tehdit türleriyle orantılı olarak çok hızlı değişmekte, milli menfaatlerimizi koruması için etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmak zorunluluk haline gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı %80'lere ulaşan savunma sanayi faaliyetlerimiz, kara, deniz, hava ve siber hareket alanlarında tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda milli imkanlarla modern denizaltı torpidosu tedariki dönem 2 projesi kapsamında 8 Ağustos tarihinde icra edilen Akya eğitim torpidosu atışında hedef platform olarak kullanılan su üstü unsurunun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler başarıyla icra edilmiştir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürün silah sistemleriyle silahlı kuvvetlerimiz nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterleriyle farklı bölgelerde çıkan 18 orman yangının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sortu yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri devam etmektedir. Bakanlığımız FETÖ'yle mücadelesine yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla devam etmektedir, edecektir. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde terörle mücadele eden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü ve en güvenilir ordular arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.